Merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Muba Yayınları Fasükül Soru Bankası 8. Fasükül Platin Test 1 ile dersimize devam ediyoruz. Gençler ilk sorumuzda dersimize başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet sevgili arkadaşlar hazırsak ilk sorumuzda dersimize başlayalım. Birinci sorumuzda ikiz kenar üçgen şeklindeki bir kağıt AB kenarı AC kenarı ile üst üste gelecek şekilde yukarıdaki gibi katlanıyor. İşte bakın burada ikiz kenar olduğunu belirtmiş. Aynı zamanda ifade edilmiş. E, tekrar kağıt çizgisinden açılıyor ve yukarıdaki şekil oluşuyor. Buna göre oluşan kat çizgisi yukarıdaki üçgenin elemanlarından hangileri olabilir diyor. Gerçekten ikiz kenar üçgende şöyle bir özelliğimiz vardı. Eğer yani ikiz kenar üçgense gençler bakın B ile C köşesi birleşmesi aslında buradaki kenar ortay anlamı olduğuna geliyor. Yani buradaki gençler eğer ben buraya E diyecek olursam A E doğru parçası aynı zamanda kenar ortaydı. İkiz kenar üçgende gençler kenar ortaysa aynı zamanda yükseklikte ve aynı zamanda bu bizim için açı ortaydı. O halde buradaki kaç çizgisi için açıortaydır ortaydır, kenar ortaydır ve yüksekliktir deriz. Yani 1, 2 ve 3 doğru yanıttır deriz. Bu da denizi seçeneğinde yer alır diyoruz. Evet sevgili gençler. İkiz kenar üçgenimizin böyle bir güzel özelliği vardı. Devam edelim ikinci sorumuza geçelim. İkinci sorumuzda yukarıda verilen ABC üçgeninde AB ile AC kenarları birbirine eşittir. Yani gençler ikiz kenar üçgendir. BAC 110 derecedir. Şekildeki B köşesi A-E doğrusu boyunca C köşesiyle çakışacak şekilde AC kenarı üzerine katlanıyor ve tekrar açılıyor. İşte ikizkenar üçgende B ile C köşesi birleşirse sevgili gençler bakın bu aynı zamanda kenar ortaydır. Aynı zamanda yükseklik aynı zamanda açı ortaydır diyeceğiz. Buradaki ifadeleri görelim gençler. Peki buna göre aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır demiş. o halde ben önceki 110 dereceyi 2'ye bölecek olursam buradaki açılarımız yani B A e ile EAC gençler 55'er derecedir. O halde verilen bilgilere baktığımız zaman EAC, bakın C seçeneğinde gençler EAC 55 derece bu ifade doğrudur. Evet, A, e B gençler gördüğünüz gibi bakın 90 derece oldu, yükseklik oldu. A seçeneği doğrudur. BE ile EC, BE ile EC gençler kenar ortayından dolayı uzunlukları birbirine eşittir. Bu ifade doğrudur. AE ile gençler bakın buradaki yüksekliğimiz ile BE eşittir diyemem gençler. Bundan dolayı bu ifade yanlıştır ve sorumuzun yanıtı Denizli seçeneğidir. Evet, üçüncü soruyla devam edelim. Evet, üçüncü sorumuzda aşağıdaki şekilde ABC çeşitkenar üçgeni şeklindeki kağıt B köşesi ile C köşesi üzerine gelecek şekilde katlanmıştır. Katlanan kısım açıldığında katlama çizgisinin bir ucu olan B noktası ile A noktası birleştirilerek bir doğru parçası elde edilmiştir. Buna göre oluşan AP doğru parçası aşağıdakilerden hangisidir diyor. Gençler bakın B köşesi ile C köşesi eğer birleştiriliyorsa bunların gençler ortak olan evet, iki kenara ayrılması gerekir diyoruz. Yani iki uzunluk birbirine eşit olacak şekilde ayrılmaya çalışıyor demektir gençler. Yani bu gençler bizim için AP doğru parçasının kenar ortay olduğu anlamına gelir. AP doğru parçası kenar ortaydır diyoruz. Evet, gördüğünüz gibi bu seçeneği de sorumuzun doğru cevabı olur diyelim. Evet devam edelim sevgili gençler. Dördüncü sorumuza geçelim. E evet, dördüncü sorumuzda buna göre aşağıda verilen bilgilerden hangisi kesinlikle doğrudur demiş. Evet, önceki bilgimizi okursak gençler. Büşra şekildeki ön yüzeyi sarı, renk, sarı arka yüzeyi mavi olan KLM üçgenini M köşesi K köşesinin üzerine gelecek şekilde katlayarak KLO üçgenini elde ediyor. Gençler i̇şte bakın M köşesi K'nin üzerine geldi. Dikkat edersek gençler başka herhangi bir yer gözükmüyor. O halde ben şöyle düşüneceğim aslında. Burada KL kenarıyla KM, LM kenarı birbirine eşittir gençler. Bakın bunun altına gençler M kaldı çünkü. Evet ikisi tamamen üst üste geldi gençler. Yani burada aslında gördüğünüz gibi KLM ikiz kenar üçgen olarak ortaya çıktı. Peki gençler köşe köşeyle çakışırsa aynı zamanda bunlar kenar ortaydır diyeceğiz. Bakalım bilgilerimizi okuyalım. Evet A seçeneği KM kenarına ait kenar ortay. KM'nin kenar ortayı KL kenarına ait kenar ortaydan daha büyüktür demiş. Gençler bakın bu bilgi için e, kesinlikle doğrudur veya yanlıştır diyemem gençler. Çünkü burada KL kenarı ile ilgili herhangi bir bilgimiz yok gençler. MLK üçgeni eşkenar üçgendir demiş gençler. Eşkenar diyemeyiz gençler, ama ikiz kenardır diyebiliriz. Kesinlikle ikiz kenardır arkadaşlar, en azından. Evet, bundan dolayı B seçeneğe gider. LM gençler bakın İkiz kenardır yani birbirine eşittir. O halde bu ifade kesinlikle doğrudur diyoruz ve C seçeneğini işaretliyoruz. Evet, LM üçgeni çeşitkenar üçgendir demiş gençler. Çeşit kenar değil, ikiz kenar üçgendir gençler. Kesinlikle ikiz kenar üçgendir diyoruz. Çeşit kenar dediği için denizli seçeneğinde de eliyoruz arkadaşlar. Evet sevgili gençler. Bakalım arkadaşlar başka sorumuz var mı bu sayfamızda? Evet gençler. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar platin test arkadaşlar 4 tane sorudan oluşuyor. Evet bu sorumuzla da o halde dersimizi burada bitirelim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere sevgili gençler. E, kanalıma abone oldu, olup e, videoları da beğendiyseniz Herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın gençler.